Bütün motor sporları tutkunlarına merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber motor sporları dünyasının öne çıkan haberlerine kısa bir tur yapacağız. Her gün saat 21'de yaptığımız bu videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bakalım bugün gündemimizde neler varmış. NIO 333 takımının yaptığı açıklamada, Formula E'de yer alan herkese karşı sorumlu bir şekilde hareket etmek için Ma'nın 2 Şubat'ta şehre geldiği ve 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı için acil durumu ilan ettiği koronavirüs etkisi, Çin'deki Sanya E-Prix'inin ertelenmesine neden olmuştu. Formula E yarış için ertelenmiş bir tarih önermemesine rağmen yarışın tamamen iptal edilmesi veya New York ayağına ikinci bir yarış ekleme ihtimali de var. Ancak NIO takımı Çin ayağının bu sene takvime geri dönmesi beklediğini açıkladı. Takımdan yapılan açıklamada, Sanya E-Prix'inin durumlar düzeldiğinde 2019-20 ABB FIA Formula E şampiyonası takvimine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu kritik savaşta Çin'i güçlü bir performansla desteklemeyi umuyoruz. NIO 333 Formula E takımının tüm Çinli personeli, Santiago E-Prix'i sonrasında geleneksel Çin yeni yılını kutladı. Tüm takım üyeleri, hükümetin koronavirüs salgını ile ilgili tavsiyesi üzerine uzatılan tatil boyunca Şanghay'da kaldı. Tüm personeller sağlıklı durumda ve sonraki ayak olan Mexico City E-Prix'e hazırlanıyorlar ifadelerini kullandı. Eski WTCC sürücüsü Ma'nın bu sezonki en iyi derecesi 16.lık ve Çinli sürücü puan tablosunda son sırada yer alıyor. Geride kalan son 3 yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Repsol Honda, yeni sezonda Marc Marquez ve Alex Marquez ikilisiyle mücadele edecek. Geçen yılki 19 yarışın 12'sini kazandılar ve 2020 yılında bu başarılı grafiği sürdürmek istiyorlar. 2020 Repsol Honda motosikletinin lansmanı, bugün Endonezya'nın Jakarta kentinde düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Honda son yıllarda olduğu gibi yine kırmızı, beyaz ve turuncu renklerden oluşan bir renk düzeni tercih ederken, motosikletin ön kısmındaki kanatçıklar gözlerden kaçmadı. Yapılan lansmana Honda yönetiminden isimler ve yarış sürücüleri Mark ile Alex katıldı. İkili lansmanın ardından soruları da yanıtladı. Alex, takım lansmanı için burada olduğumdan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. MotoGP'de Repsol Honda takımında olmak benim için çok büyük bir zevk ve elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Mark ise, elbette 2020 sezonu zor bir yıl olacak. Rakiplerimiz gelişmeye ve bizi yenmeye çalışacaklar. Ama Honda personeliyle bir başka dünya şampiyonluğu daha kazanmak için çok çalışıyoruz. Ana hedefimiz bu. 2019 iyi bir sezonda ve 2020'de performansımızı artırmaya ve son yarışlara şampiyonluk savaşı vererek girmeye çalışacağız dedi. Sosyal medyada yayınlanan bir klipte Mercedes motor şefi Andy Cowell, üreticinin gelişim kaydettiğini ancak her zamanki gibi bazı küçük sorunlarla savaştığını söyledi ve buna ek olarak "Eğer aksilik yaşamıyorsanız yeterince sıkı şekilde denemiyorsunuzdur." notunu düştü. Mercedes 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada yeni güç ünitesinin W11 şasisinde çalıştırıldığını açıklamıştı. Cowell, "Briggs World'de tüm güç ünitesinde gelişim yapılıyor. RS tarafında, içten yanmalı motor tarafında. Her şeyi bir araya getirirken her zamanki gibi birkaç küçük sorunla savaşıyoruz. Bundan dolayı doğru versiyonu oluşturmak, bunu uzun süre test etmek ve sonrasında araçlarında çalıştırmaları için güç ünitelerini takımlara göndermek için çok fazla iş var. Ki zaten çalıştırılan bir tane motor gördünüz. Ve daha sonra donanımı piste test etmeye hazır hale getirmek var. Araç lansmanı 14 Şubat'ta olacak ve sonrasında Barcelona'da umarım 3 Mercedes motorlu araçla piste turlayacak. Melbourne'e gitmeden önce sadece 6 test günümüz olacak" şeklinde konuştu. "1966 Le Mans yarışına Ken Miles, Carroll Shelby ve Ford GT40'ın Ferrari'yi mağlup etme hikayesi, Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerine yer aldığı, Türkiye'de Asfaltın Kralları adıyla yayınlanan Ford vs Ferrari filmiyle tüm dünyaya anlatıldı. Peki bu hikayenin arka planında aslında neler oldu? Tahmin edeceğiniz üzere Hollywood yapımı olan bu filmin olay örgüsü biraz hızlı ve gerçeklerden uzaklaşarak işlendi. Peki filmin hangi bölümleri gerçek, hangi bölümleri hatalıydı? Ken Miles, Kaliforniya'daki yarışta gerçekten Shelby İngiliz anahtarı fırlattı mı? Peki ona gerçekten yumruk attı mı? Miles Le Mans'da liderliği nasıl kaybetti? Ford yönetimi diğer pilotunun kazanmasını istediği için mi sabotaj yaptı? Bitiş çizgisinde gerçekte neler yaşandı ve podyum nasıl göründü? Motorsport TV'nin Le Mans arşivinden özel görüntülerle Motorsport Images arşivinden fotoğraflar kullanarak hazırladığımız bu videoda gerçekte neler yaşandığını motorsporları konusunda uzman kişiler ve Miles'ın oğlu Peter'la yaptığımız röportajlarla inceledik. Hazırladığımız bu videonun linkini açıklama kısmında, ayrıca yorumlara da sabitlenen bir şekilde bulabilirsiniz.
Lewis Hamilton 2014'ten bu yana 5 dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı ve yakında Michael Schumacher'in galibiyet, podyum ve şampiyonluk sayılarını ele geçirecek gibi görünüyor. Bununla birlikte Hamilton'ın son yıllardaki ana rakiplerinden birisi olan Max Verstappen'in 2020'de İngiliz pilotla şampiyonluk savaşı vermesi bekleniyor. Hollandalı pilot, son yıllarda çok iyi bir performans gösteren Hamilton'ın iyi bir pilot olduğunu ancak yenilmez olmadığını söyledi. Lewis gerçekten çok iyi bir pilot. Kesinlikle en iyilerden birisi ama Tanrı değil. Belki Tanrı onun yanında olabilir ancak Tanrı o değil. Eski Renault F1 patronu Flavio Briatore de benzer görüşte. Hamilton en iyi sürücü olduğu için değil, harika bir aracı kullandığı için kazanıyor. Mağlup edilemez değil. Şu anda elbette çok güçlü ve çok az hata yapıyor ama biri ona baskı yapmaya başlarsa tamamen farklı bir hikaye olur. Aynı zamanda Briatore, Hamilton Ferrari anlaşmasına ise ihtimal vermiyor. Briatore, Hamilton'ın 2020'de bir Ferrari'de yarışabileceğini duydum. Burada harika bir pilottan bahsediyoruz ama Ferrari'den birisi olsaydım sadece bekler ve görürdüm. Çünkü bence neredeyse bir Hamilton'ları var ve onun adı Charles Leclerc. Bir takımda aynı seviyede iki sürücünün riskli olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon Vettel ve Leclerc'le olanlara bir bakın. Charles 2019 sezonundaki gibi büyümeye devam ederse tamamen Monakolu pilottan yana bahse girerim dedi. Rally 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ancak İsveç'te normalden daha sıcak olan şartlar nedeniyle etapların yüzeyinde olan kalın kar tabakası bu yıl oluşmuş değil. Şimdi rally'nin yapılıp yapılmayacağına dair kararın 3 Şubat'ta verilmesi bekleniyordu ancak bu süre uzatıldı. Organizatörler üreticilerle görüşme halinde ancak İsveç'te tarihi rally araçlarının mücadele edeceği etkinlik şimdiden iptal edildi. İsveç rallisi CEO'su Glenn Olson, son günlerde rally bölgesine kar yağdı. Ancak ılık hava ve mevcut hava tahminleri, etapların rally'nin planlandığı gibi devam edip etmeyeceği ile ilgili endişelere neden oluyor. Üretici ekiplerle daha fazla toplantı yapılacak ve FIA bu haftanın başına etapları denetleyecek. Rally'nin devam etmesini sağlamak için mümkün olan her yolu incelemeye devam ediyoruz. Koşulları sürekli izliyoruz ve bu hafta alınması gereken kararlarla birlikte durum yeniden değerlendirilecek. WRC seçeneklerini artırmak için bugün tarihi rally araçlarının mücadele edeceği etkinlik iptal edildi ifadelerini kullandı.